Herkese merhaba. Görmüş olduğunuz kutuda Nokia Lumia 920 var. Nokia Lumia 920 Türkiye'de piyasaya çıkacak ilk Nokia Windows telefonu olma özelliğini de taşıyor. Bunu söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi Nokia Lumia'nın farklı renk seçenekleri var. Bize gelen ürün ise siyah renk. Görmüş olduğunuz üzere siyah renkli bir Nokia Lumia 920 Teknoblog test merkezine teşrif etti. Bu telefon oldukça büyük, devasa boyutlara sahip, görmüş olduğunuz gibi. Yaklaşık 4,5 inçlik bir köşeden köşe uzunluğuna sahip ekranı var Nokia Lumia 920'nin. Görmüş olduğunuz gibi benim kocaman ellerimde oldukça rahat duran, rahatlıkla taşıyabildiğim bir ürün. Bu telefonu geçen yılın Windows telefonu, geçen bu zamanlarda da çıkan Nokia Lumia 800 ile karşılaştırdığımızda aradaki büyüklük farkı şekildeki gibi belli oluyor. Nokia Lumia 920'nin 800'e göre hatırı sayılır bir büyüklüğü var. Doğrusunu söylemek gerekirse şöyle üst üste koyduğumda da aradaki farkı anlayacaksınız. Bu şekilde Nokia Lumia 920'ye birazdan daha yakından bakalım. Görmüş olduğunuz gibi telefonun SIM kart yuvasını kolaylıklaşmayı sağlayan bir iğne hemen karşımıza çıkmakta. Burada çeşitli kılavuzlar var. Burada baktığımızda ne var? Micro USB kablo, kulaklık ve telefon özel bir şarj adaptörü karşımıza çıkmakta. Kutu içeri de bu şekilde. Şimdi Nokia Lumia 920'yi açalım. Bu Windows Phone 8 cihazını karşımıza çıksın bakalım neler var neler yok. Bu arada telefonun detaylı incelemesini önümüzdeki günlerde Teknoblog'da bulacağınızı belirtelim. Orada telefonun PureView kamerasının arkasında yer alan 8 megapiksellik PureView kamerasının ne gibi bir performans ortaya koyduğunu sizlere aktaracağız. Bunun yanı sıra yine telefonda yer alan Windows Phone 8'in performansı da o incelemede yer alacak. Tasarıma baktığımızda telefon açılırken görmüş olduğunuz gibi yekpare tasarım, yekpare kalıp kasa yine karşımızda görmüş olduğunuz gibi N9'dan görmüş olduğunuz Lumia 800'den alıştığımız tasarım karşımıza çıkmakta. Bu telefonda da görmüş olduğunuz üzere sağ tarafta ses tuşları, açma kapama tuşu, güç butonu ve kamera tuşu yer almakta. Arkada 8 megapiksel PureView kamera, Carl Zeiss optikli ve flash yer almakta. Üste baktığımızda üste SIM kart yuvası dikkat çekiyor. Hemen yanında da 3,5 mm'lik kulaklık şakı var. Sol tarafta herhangi bir unsur yok. Altta da micro USB portu ve hoparlör yer almakta. Bu şekilde sade bir telefon ve karşımızda da Windows Phone kurulum ekranı. Bu şekilde bahsediyoruz. Türkçe seçenek. Buradan koşulları kabul edelim. Önerilen şekilde yapılandıralım. Burada ayarlar çıkıyor. Buradan İstanbul'u seçelim. Saatimiz şu anda. Hemen bakalım saatimiz kaçmış. Saatini de doğru şekilde ayarlayalım. Daha sonra oturum açabilirsiniz. Eğer bir Hotmail veya Live.com veya Microsoft hesabı kullanıyorsanız Windows telefonda oturum açabilir ve bu sayede tüm Microsoft hesabınız altındaki verileri, SkyDrive verilerini, bunun yanı sıra Hotmail hesabınızı ya da Live.com hesabınızı, bu hesaplarda gelen e-postaları telefonunuza otomatik olarak alabilirsiniz. Windows Phone'un böyle bir özelliği var. Ne de olsa Microsoft malı. Telefon bu şekilde ayarlanıyor. Kuruluma hazır hale getiriliyor. Evet. Kurulum işlemi bitmek üzere. Ve böylelikle Nokia Lumia 920'nin kurulum işleminde gerçekleştirmiş oluruz ve karşımıza görmüş olduğunuz gibi Windows Phone 8'in ana ekranı çıkmakta. Görmüş olduğunuz gibi Windows Phone 8 ile birlikte uygulama bölmeleri ya da canlı bölme olarak nitelendirebileceğimiz bölmeler farklı büyüklüklerde karşımıza çıkabiliyor. Bunların büyüklüklerini dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Üzerine dokunduğunuzda görmüş olduğunuz gibi altta bir tane ok çıkmakta. Buna dokunduğunuzda İster ekranı tamamen kaplatın, isterseniz ekranın yarısını kaplayacak şekilde bir kare görünümüne sokun, isterseniz de bir ikon gibi, bir kısa ikonu gibi onu küçültün. Bu şekilde bir yapı söz konusu Windows 18 ile birlikte gelen ana ekrana. Bunun yanı sıra baktığımızda Office, Nokia haritalar, Angry Birds Roost, CNN Türk gibi uygulamaların baştan yüklü olduğunu görmekteyiz. Uygulama menüsü içerisine baktığımızda da
çeşitli uygulamaların önceden yüklenmiş olduğunu görürüz telefona. Garanti Bankası uygulaması bunlardan bir tanesi. Nokia'nın görmüş olduğunuz gibi bilen göz, haritalar, Nokia Müzik, Nokia Sürüş uygulamaları, Ofis uygulaması, OneNote adı verilen not uygulaması, Yandex arama gibi uygulamalarda Türkiye'de satılan Nokia Lumia 920'lere önceden yüklenmiş olarak karşımıza çıkmakta. Nokia Lumia 920 ile ilgili detayları Teknoblog'da hazırlayacağımız inceleme yazısında bulacaksınız. Bu incelemede bahsettiğimiz gibi cihazla ilgili daha fazla detayı bulma imkanına kavuşacaksınız. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.